Fransa'dan aşağı açıklaması. Herkes için ücretsiz olacak. Anne of ya dediğinde hani Belki gözlerini bile kapatıyorsun. O gözlerini açmadan önce bir ışık görüyorsun böyle. Belki yoğun bakımda ancak kendini bulursun. <laughs> Afrikalı babalardan seni seviyorum oğlum duyamazsın yani. Prematür bir bebeğe nasıl çirkin dersin? Reklam, 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 reklam. Kahvaltı çay, öğlen çay, akşam yemeği çay. Bu ülkenin insanları beni şaşırtmaya devam ediyor. Merhabalar arkadaşlar. Afrika'nın Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de garip bulduğum ve yıllar sonra hala alışamadığım şeyleri anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer yabancıysanız Türkiye'ye ayak bastığınız ilk andan beri Türkiye'nin çok tuhaf bir yer olduğunu, Türklerin acayip bir millet olduğunu ilk anda anlamışsınızdır. Ve hatta Türkseniz bile siz de bana hak vereceksiniz. Çünkü sonuçta yurdum insanı denilen bir tabir var bu ülkede. O tabir boş boşuna kullanılmıyor. Ha garip dediğim için yanlış anlaşılmasın. Sonuçta ben bir yabancıyım. Benim memleketime gelirseniz eminim sizin de tuhafınıza gidecek çok şey bulursunuz. Bu ülkenin insanı garip ve tuhaf olduğu için aslında o kadar güzel ve iyi kalpli. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Türkiye'ye geldiğim ilk gün biliyorsunuz uçaktan çıktıktan sonra yollar ikiye ayrılıyor. Türk vatandaşı ve yabancılar. Ben tabii ki endişeliydim. Türkiye'ye gelmeden bir hafta öncesinde uçağı kaçırmıştım. O yüzden gişedeki polis memuruna geldiğimde adam bir şeyler söylemeye başladı. Ben İngilizce beklerken Türkçe konuşmaya başladı. Bir şeyler söyledi. Ben de anlamadım. Ama adam güldü pasaportumu alıp mühürledi. Ve çıktım. Benim tuhafıma giden ilk şey bu. Havalimanında yabancılar bölümünde çalışan bir polis memuru İngilizce bilmiyor. <laughs> ben birazcık şaşırdım. İkinci olarak çıktık işte. Her yer toz duman. Yani toz duman dediğimde gerçekten toz duman. Her taraf sigara. Sigara hukusu, sigara içen insanlar e, gerçekten garibime gitti. Çünkü benim ülkemde böyle bir şey mümkün değil. Yani havalimanı civarında insanların sigara içmesi söz konusu değil. Zaten Kanada ve Afrika genelinde sigara içimi çok az. Ve sigara içenlere ne yazık ki iyi gözle bakmıyoruz. Yani yoldan çıkmış gibi görüyoruz. Tabii ki ben Türkiye'ye geldiğimde yıllar sonra alıştım ve alışmam gerçekten uzun sürdü. O zaman da işte kafeye gittiğinde, internete gittiğinde kapalı alanlarda sigara içiliyordu. Okulda bizim tuvaletlerde sigara içiliyordu. Hocalarımız sigara içiyor. Hatta bayan hocalarımız bile ve işte dışarıda bile bayanların sigara içtiğini görüyordum ve çok şaşırıyordum. Çünkü benim memleketimde çok alıştığım bir şey değil. Ama tabii ki şimdi alıştım. Ben kendim içmesem de, insanların da içmesini ne kadar istemesem de eskisi gibi ayıplamıyorum. Hatta hatırlıyorum bir tane Afrikalı çocuk vardı bizim sınıfta. Sigara içiyordu. Sınıfımız Türkçe sınıfıydı. Hepimiz Afrikalıydık ve hepimiz ona karşıydık. Çünkü teneffüsten sonra sınıfa geldiğinde üzeri sigara kokuyor. Ve maalesef böyle bir cahillik yaptık. Bir gün onu sınıfta alattık. Yani niye sigara içiyorsun diye ona çok fazla yüklendik. Burada Nane selamlar hakkını helal et. <laughs> Üçüncü olarak ben buraya gelmeden önce annem bana dedi ki ceket falan al. Orası soğuk dedi. Ceketten anladığım hani şu takım elbise. Takım elbise üstünü bir tane almıştım. Umursamadım dedim ki oraya gittiğimizde alırız dedim. Havalimanından çıkar çıkmaz ben hemen dönmek istedim ki biliyorsunuz havalimanından çıktığında geri dönüş olmuyor. Geri dönüş yapabilmek için kontrolden tekrar geçmen gerekiyor. Yine girmek istedim. Niye? Çünkü dışarısı çok soğuk. O kadar çok soğuk ki ben o soğuğu hayatımda hiç görmedim. Aralık ayındaydı ve gerçekten çok üşüdüm. Bir de annem bana dedi ki bot falan al. Ben de o zaman işte bot, kapalı ayakkabıları hiç sevmiyordum. Okula giderken sandaletle gidiyordum. Havalimanından çıktığımda o kadar üşümüştüm ki yani anlatamam düşünsenize yani üzerimde sadece bir tişört vardı ondan sonra Allah'tan bir tane ceket almıştım sadece normal e, takım elbisenin üstü ve ayağımda çorapsız bir sandalet. Aralık ayında İstanbul soğuğunda ve hayatımda belki de 20 derecenin altında hiç görmemiş biri olarak nasıl hissediyordum? Kayseri'ye kadar gerçekten çok üşüdüm. Allah'tan bir arkadaşımda çorap vardı. Sandaletin altında çorap giydim ve o şekilde Kayseri'ye geldim. Hala bu ana kadar soğuğa hiç alışamadım ve kış ayını hala sevmiyorum. karseverim severim de keşke soğuk olmasaydı, keşke sıcak kar olsaydı daha iyi olurdu. Üçüncü olarak biz havalimanından çıktık. Bir şoför geldi. Bu şoför bizi otogara götürdü İstanbul'un otogarına. Tabii ki biz de acıktık. Adam bize bir şeyler sordu. Herhalde çay içer misiniz falan dedi. Biz anlamadık tabii ki. Otobüsü beklerken bir anda işte çaylar geldi. Biz tabii ki ilk başta hemen içmeye başlamadık. Çünkü çayın üzerinde bir şeyler gelir zannediyorduk. O anda çok açtık ekmek, peynir bir şeyler getirirler diye düşündük ve bekledik. Ondan sonra adam tekrar için için diye bir şeyler söylemiş. Çay içmeye başladık. Ama çay o kadar çok demli ki. Çok acı. Sanırım herhalde en az 10 tane küp koymuştuk o çayın içerisinde. Ve içtik. Kayseri'ye geldiğimizde bakıyorum her yer çay. Kahvaltı çay, öğlen çay, akşam yemeği çay, ofisteyken otururken Hatta insanlar seni çaya davet ediyor. Benim memleketimde hiç kimseyi bu şekilde davet edemezsiniz. Çünkü bizde ikram olarak su ya da soğuk içecekler olur. İşte kola, fanta, gazoz gibi. Ama bir insanı evine çağırıp çay ikram edersen üzerine en azından bir ekmek, peynir, bir şeyler ya da işte yumurta falan tırman gerekiyor. Yoksa sadece çay verirsen Allah adam sana küser ya da <laughs> bir şekilde adın çıkar yani bu pinti diye. Biz buraya geldiğimizde çoğu insan çay davet ediyordu ve gerçekten çok garipti. Hala garipsediğim ve alışamadığım şeylerdir. Ama çayın kendisini çok seviyorum. Hatta artık tavşan kanı içiyorum. <laughs> Ama tüm bunları geç. O zaman tabii ki dedim ki bu insanlar çok fazla çay içiyor. Herhalde soğuk olduğu için. Yaz geldi hala çay içiyorlar. Bu sefer hararet alıyormuş. <laughs> Soğukta içini ıstan bir çay. Yazın hararet alıyor. Gerçekten bu çok garibime geldi ve hala da alışamadığım bir şey. Çaysız yapamıyorum. Şimdi gelelim anne baba ilişkileri. Şimdi tabii ki Türkiye'de anne, anne anne, baba, baba baba, baba anne. Ben bu aile ilişkilerini hala öğrenemedim ya. Bizde de işte bu şekilde. Yani geniş aileler var. Ama benim Türkiye'de çocuklarla babalar ve anneler arasındaki ilişkiyi ben anlamıyorum. Çünkü bazen sokaklarda görüyorum ya da işte televizyonda izliyorum. Anne of ya baba ne yapıyorsun ya beni bırak. Bir Afrikalıya sorun. Annesine anne of ya diyebilir mi? Çünkü sen anne of ya dediğinde hani belki gözlerini bile kapatıyorsun. O gözlerini açmadan önce bir ışık görüyorsun böyle. Belki yoğun bakımda ancak kendini bulursun. <laughs> böyle bir şey yok. Annelerimizle, babalarımızla çok saygı çerçevesinde konuşuyoruz gerçekten. Ben bazen görüyorum ya küçücük çocuklar annelerine bağırıyorlar, babalarına bağırıyorlar. Ben geçen parkta gördüm. Çocuk babasıyla parka geldi ve oğlum yeter gidelim diyen babasına, "Baba ben gitmiyorum, sen git ya. Allah Allah ya." diyor. Allah Allah. Ben babama böyle diyeceğim ve ben hala yaşıyor olacağım değil mi? Oğlum siz çok şanslısınız ya. Ama gerçekten çok sevdiğim bir şey var. Çocuklar anneleriyle, babalarıyla şakalaşıyor. Bu hoşuma gidiyor. Hakikaten yani. Tanıdığım bazı aileler var. Anne, baba ve çocuklar arasında gayet sağlıklı bir ilişki var. Ve bunu çok takdir ediyorum. Ama bununla birlikte sokakta annesine babasına bağıran çocuğu gördüğümde ben terbiyesiz o annen diyesim geliyor hep içimden. Ama biliyorum ki Böyle bir şey dediğimde hakikaten anne ya da baba sana ne o benim oğlum diyecektir yani öyle bir şey var. Bir de anne baba duygularını çok iyi gösteriyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Mesela Afrikalı babalardan seni seviyorum oğlum duyamazsın yani. Tabii ki çok seviyor ama söylemez kolay kolay. <laughs> Gerçekten küfür, küfür her cümlenin sonunda insan küfür koyar mı? Hala alışamadığım şeylerden biridir. Küfür Türkiye'ye gelmeden önce hiç alışmadığım, azma bile almadığım bir şeydi. Ama gerçekten Türkler çok küfür ediyor. Bizde o kadar ağır küfürler çok kolay kolay duyamazsın yani. Mesela arkadaşlar arasında çok yaygın. Yani en iyi arkadaşına istediğin şekilde sövebilirsin. Benim de burada arkadaş ortamlarımda çok samimi olduğum insanlar var. Onlardan böyle bir küfür geldiğinde tepki vermiyorum. Ama eskiden küfür duyduğumda gerçekten çok aşırı tepki veriyordum. Artık ben de alıştım. Yapacak bir şey yok. Ha bir de kısaltmasını bulmuşlar. Yani İngilizce'de de bile böyle bir kısaltma yok. Her cümlenin sonunda koyabileceğim bir kısaltma ve artık ülke genelinde TDK'da yok ama herkes bunu biliyor. Ne demek olduğunu. Ama işte hala alışamadığım şeylerden biridir. Küfür. Bir diğer husus da diziler. Bir dizi 3 saat sürüyor. 3 saat. Yani televizyonda dizi izlemek istiyorsan zaten 4 saate kadar gider. 8'de oturursun. 8'den 9'a kadar özetini izlersin tekrardan. Ondan sonra 9'dan başlıyor. İlk önce uzun bir reklamla başlıyor. O reklam belki 9.30'a kadar getirebilir. Ya da birazcık başlangıcını gösteriyorlar. Reklama giriyorlar. 9.30'a kadar ancak dönerler. buçuktan sonra belki 30 dakika daha izlersin yine 30 dakikalık bir reklam, 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 reklam. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir de diziler o kadar uzun ki zaten bizde de fazla reklam yapılıyor da. Böyle 15-20 dakikalık reklam yapılıyor o bir saat içerisinde ama en azından bir saat. Ama Türkiye'de gerçekten insanın çok zamanını alıyor dizi izleyebilmek için. Zaten e, mesela ben izlediğim dizilerde hep internette izlemeyi tercih ediyorum. O da 2 saat sürüyor. Ne kadar 1.5 hızında izlesem de yine belirli bir zamanımı alıyor. Bir de sonunda bazen 1 dakikalık bölüm ya da 30 saniyelik bir bölümü bırakıyorlar ve 30 dakikalık bir reklama çıkıyorlar. Bir de en heyecanlı bölümünden sen diyorsun ki ha bundan sonra dizinin en heyecanlı bölümünü izleyeceğim. Bekliyorsun 30 dakikayı. Ondan sonra o 30 saniyelik bölümü gösteriyorlar ve dizi bitiyor. Haftaya bekliyorsun. İnsanın aklıyla oynuyorlar. O yüzden hiç alışamadım. Hakikaten Türkiye'de tuhaf bulduğum ve hiç alışamadığım şeylerden biri dizi reklamlardır. Bir sonrakine geçelim. Çirkin. Çirkin ne demek ya? Çirkin ne demek? sevdiğin şeyi, güzel bulduğun şeyi niye çirkin diyorsun arkadaş? Böyle çok garip bir olay yaşadım okulda. Bizim neonatal bölümüne girdik hocamızla birlikte. Yani yeni doğan bölümüne. Yoğun bakım gibi bir yerdi. Genellikle işte orada prematür yani miadi dolmadan doğan çocukları oraya koyuyorlar. Çocayla vizit yaptıktan sonra bizim bir asistan abi bize yeni doğan muayenesini gösterecekti ki küvezde bir çocuk ağlamaya başladı. Orada hemşirelerden biri hemen koşarak çocuğun yanına gitti, çocuğu aldı, onu bir sevdi ama severken çok garip kelimeler, cümleler kullanmaya başladı. Vay seni çirkin, vay seni çirkin, çirkinsin gibi şeyler söylüyordu. Ben de hakikaten yani çok garipsedim. Hatta biraz da kızdım yani. Çim'den diyorum ki ya sen prematür bir bebeğe nasıl çirkin dersin? Yani o zaman benim düşüncem şu. Dedim ki ya herhalde bu çocuk prematür doğduğu için ona çirkin diyor. Ama çocukta da gayet sağlam yani hiçbir şey yok. Çirkin bir çocuk da değil gayet tatlı çok güzel bir kızdı. Öyle düşündüm. Yani hatta söylemek istedim ya abla sen ne yapıyorsun diye. Sonra çıkarken kankama sordum dedim ki ya o, o hemşire çok ayıp etti ya ben sevmedim o hemşireyi. Niye dedi? Çocuğa çirkin diyordu. Oğlum bu normal dedi nazar değmesin diye söylüyordu deyince <laughs> sanki böyle erin dibine girdim yani. Bu ülkede kaç yıldır kalıyorum ve hala çirkin e, sözcüğünün farklı anlamlara gelebileceğini bilmiyordum. Bu ülkenin insanları beni şaşırtmaya devam ediyor. Türkçe beni şaşırtmaya devam ediyor. Ve iyi ki o zaman öğrendim. Çünkü çok yakın zamanda yani bize de böyle bir şey söylemişlerdi. Allah'tan biliyordum. Bu söyleyen kişi de çok değerli bir kişiydi. Yok, yoksa ona çıkışırdım yani. Ne diyorsun abla diye. Kırışçı derdim yani. Bir sonraki husus televizyondaki haberler. Abi ben size bir haber okuyacağım. Fransa'dan aşı açıklaması. Herkes için ücretsiz. Fransa Başbakanı Jean Castex Fransa'da başbakan mı var lan? 3 aşamalı yeni tip koronavirüs aşısı stratejisi geliştirdiklerini belirterek ülkenin 200 milyon doz kapasiteye sahip olacağını söyledi. Bu normal. Yani sıradan vatandaşın okuduğu haber. Ha bir de televizyondan dinleyelim. Fransa'dan aşı açıklaması. Herkes için ücretsiz olacak. Fransa Başbakanı Jean Castex. Üç aşamalı yeni tip koronavirüs aşısı stratejisi geliştiklerini belirterek. Ülkesinin 200 milyon doz kapasiteye sahip olacağını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında hükümetin aşı stratejisini açıkladı. Ülkede günlük Covid-19 vaka sayısının düştüğünü ifade eden Castex, hastanelerin doluluk oranının da giderek azaldığını dile getirdi. <laughs> Abi bunu yapmak zorunda mısınız yani? Ben hala buna alışamadım gerçekten. Genellikle haber sunanların böyle bir e, aksanı ya da işte böyle bir diksiyonu yok. Ama muhabirlerin böyle bir diksiyonu var ve bana çok garip geliyor. Ve hala Türkiye'de alışamadığım şeylerden biridir. Bununla birlikte videonun sonuna geldik. Türkiye gerçekten çok acayip bir ülke ve Türkiye'nin ve Türk insanının acayip olması onları da bu kadar güzel ve tatlı yapıyor ve Türkiye'yi sevmemizin de nedenlerinden biri oldu. Evet bugün Türkiye'de tuhaf bulduğum şeyler, acayip bulduğum şeyler alışamadığım şeyleri sizinle paylaştım. Eğer videoyu sonuna kadar izlemişseniz lütfen like atmayı, beğenmeyi ve altında sadece Türklere has bildiğiniz özellikleri yazın. Yabancıysanız da, Türkseniz de yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, var olun, sağ olun. Abone olmayı unutmayın.